Terme Dernekler Federasyonumuzun Genel Başkanı Sayın İdris Güven Başkanım ve ayrıca da benim okul arkadaşım, ayrıca da benim sınıf arkadaşım, ayrıca da benim evet başkanım. Ferhat Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra dernekçilik sayesinde yine bir araya gelmiş olduk. Sene 88-90 yıllarında Terme Lisesi'nde aynı sınıfta sıra arkadaşlığı yaptık. Bir anımızı anlatarak başlamak istiyorum sözlerimize. Din dersimiz var. Din eğitimi öğretmenimiz Ethem Doğan. Din dersinde konuları anlatıyor. Konularda kitaplar, dört büyük kitap. Dört büyük kitaplardan da İncil kitabı anlatıyor. Ferhat o kadar dalmış ki dersle alakası yok Aklıköy'de. Bir müddet sonra sordu. Ferhat dedi, anlat dedi. Ferhat geçti İncil'e. İncil'e şu mevsimde oluyor. Bu vesileyle günleri yad etmiş olalım. Dernekçilik tabii ki çok güzel bir şey. Sene 99 yılında ben de Ayazlar'daki Samsunlar Derneği'nde başladım. Sadece kendimizi biliyorduk dernekçilik yapan. O zamanlarda 24-25 yaşlarında, belki de 28 yaşlarında Sezgin Gümüş Başkanım, Nevzat Duyar Başkanım, Cemil Ay Başkanım sayesinde İstanbul'daki dernekleri tanıdık. O derneklerin bir araya gelmesiyle şu anda yaklaşık 21 tane federasyon, 1 tane konfederasyon var. Burada birbirinden kıymetli konuklarımız var. Başta SASİAD'ımızın kurucusu, Samsun Dernekler Federasyonumuzun kurucusu, SAMKON'umuzun yine kuruluşunda büyük payı olan, bir dönemde bizim göz bebeğimiz olan Samsun Spor Kulübümüze başkanlık yapmış olan Sezgin Gümüş Başkanı'na başlamak istiyorum sözlerime. Birbirinden kıymetli federasyon başkanlarım var. Bu 31 Mart seçimlerinde halkımızın teveccühüyle meclise girmiş olan ve mecliste Samsunlarımızı temsil etmiş olan kıymetli meclis arkadaşlarım var. Birbirinden kıymetli dernek başkanlarım var. Federasyonlarda yöneticilik yapan arkadaşlarım var. Hepinizi Samasker Başkanım Burhan Elgin Bey nezdinde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Ben köydeydim. Malum fındık zamanı. Özellikle ve özellikle Burhan Başkanımın bu programında olmalıyım diye dün köyden buraya geldim. Köyüm malum Terme Ambartepe. Dernekçilik zor iştir. 20 yıl kadar ben de yaptım. Şu anda delegelerimizin ve derneklerimizin takdiriyle 4. dönem Terme Dernekler Federasyonu'nda genel başkan olarak ben devam etmekteyim. Elimizde yetkimiz yok. Sizlerden aldığımız güç ile bağlı bulunduğumuz bölgelerdeki belediyelerin, kamu kurum kuruluşlarında halkımızın yaralarına çare olmak, derdine deva olmak için büyük bir mücadele örneği sergiliyoruz. Bunun başında da Burhan Başkanım geliyor. Burhan Başkanım üyelerinin, köylülerinin derdine her zaman koştu koşmaya devam ediyor. Yolu izi açık olsun. Ben yönetim kuruluna ve size başarılar diliyorum. Diktiğimiz hayırlı olsun. Biz de Terme Dernekler Federasyonu olarak 20 kilo fındıkla katkıda bulunmak istiyoruz. Valla bizim orada öyledir. Ne zaman vereceğim fındıktan sonra? Fındıktan sonra mı başkanım? Ya parik fındıktan geldik. Tamam 20 kilo fındık, 20 kilo. Evet Terme Dernekler Federasyonu 20 kilo fındıkla Samester Derneğimize 20 kilo fındık. Reis kaç para verirse fındığa. Enflasyona bağlı abi. Sevgili başkanım, hoş geldiniz. Samsunların tüm oluşumunda vardınız. Bugün de Samester'de vardınız. Öncelikli olarak mikrofonu size uzatmak istedim. Çünkü siz Peyim Başkanı'ndan daha erken geldiniz. Çok güzel bir hikaye anlattınız. Aslında bayağı bir güldük. İncir muhabbeti. Onları da kaydetmiş oldum. Nasıl buldunuz ortamı ve Samsun neler yapıyor? Gayet güzel bir ortam. Zaten Burhan Başkan'ın bu işi yapıyor gerçekten. Üyelerini tek tek ziyaret ediyor. Ailelerle ilgileniyor. Onların dertleriyle hemhal oluyor. Bu organizasyonları da başarıyla yapıyor. Ki bu organizasyonları yapmak yetmez. Sizin vasıtanızla da
bu organizasyonların öncesinde ve sonrasında tanıtımları oluyor. Yani bunda aslında sizin payınız çok büyük. Ben size öncelikle çok teşekkür ediyorum Ahmet Güngör olaraktan. Samsun Sivil Toplum Kuruluşları olarak yaklaşık 95 yılından beri bu türlü organizasyonlar devam ediyor. Yapımız çok büyüdü. Büyüdükçe aslında daha fazla güçlü olmamız lazım ama birkaç eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız inşallah. Derneklerimiz federasyonlarına, federasyonlarımız konfederasyona tabi olarak güzel çalışmalarımız var. Bunların devamını diliyorum. Ara sıra birbirimize olan muhalif ettiklerimiz de var. Bunlar da bunun tuzu biberi diyelim. Ama Samsunlular ilerleme kaydediyor. Birliğimiz, beraberimiz gayet güzel. İstanbul'un 39 ilçesinde derneklerimiz var, federasyonumuz var. Yapısal çok güzel çalışmalar var. Bunlar da emeği geçen başta üyelerimize. Üyelerimiz derneklere katkı sunuyor. Sonra derneklerimize ve derneklerimizin yaşamasına vesile olan yönetim kurullarına. Derneklerimiz federasyonlara katkı sunuyor. Federasyonlarda emek veren yöneticilerimize ve federasyon başkanlarımıza ve SAMKON çatısı altında bulunan yöneticilerimize, genel başkanımıza, destek veren tüm iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Ki maksadımız kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi yaşatmak, yaşamda insanlarımızın işini kolaylaştırmak için bu tür organizasyonları yapıyoruz, dernekçiliği yapıyoruz. İnsanların iş, aş, eğitim ihtiyaç duydukları tüm alanlarda dernekler vasıtasıyla bizlere iletiliyor. Bizler de çözüm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim Sayın Başkanım, açıklama yaparken Terme Dernekleri Federasyonu Başkanı İdris Süren Başkanım, ben bazen sistem ediyorum ya, Samsun bazı yerlerde eksik kalıyordu. Ben Sarıyer'de Ayaz Ağa'da Ladik Salur Köyü'nün etkinliğini yapmıştım. Biz gittiğimizde sabah 8'de 6'larda 7'lerde gelip 50 taşın altına koyup orada alan hizmetine dahil emek veren bir başkandır. Başkanım, ben Samsun adına vermiş olduğum, bakın Terme Dernekler Federasyonu Başkanısınız ama dikkatini çekiyorum, altını çizerek söylüyorum. Samsun'un tüm olmuş olduğu oluşumların içerisinde olduğu için sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu işi etiket için, ünvan için yapmıyoruz. Gerçekten Allah rızası için, insanlarımızın hayır duasını alabilmek için yapıyoruz. Vatandaşlarımız, üyelerimiz, hemşerilerimiz kim gelirse gelsin, bize sıkıntılarını, dertlerini anlattıkları andan itibaren o dertler onlardan çıkıp bize girmiş oluyor ve biz ona nasıl çözüm bulabiliriz diye büyük bir mücadele sergiliyoruz. İsteriz ki çözüm odaklı bazı makamlarda olalım, yetki bizde olsun ama şu anda az anlamda yetkili arkadaşlarımız var. Belediyelerde yokuz, siyasette yokuz. Daha fazla yerel yönetimlerde, daha fazla siyasette yer almamız lazım. Çözüm odaklı çalışmalara katkı sunmamız lazım. Biz böyle öğrendik büyüklerimizden dernekçiliği. Dernekçilik verme işi, gönül işi. Yani ailenizden fedakarlık yaparsınız, çocuklarınızdan fedakarlık yaparsınız, maddi manevi fedakarlık yaparsınız. Buraya gelmek bir külfettir, burada katkıda bulunmak bir külfettir maddi anlamda. Bunu bazıları bilmezler, anlamazlar, anlamak istemezler ama bu birliğimiz, beraberliğimiz için, yaşama dokunmak için, insanlarımıza katkı sunmak için yaptığımız bir çalışmadır. Aslında bu piknikte bir değişiklik oldu. Sevgili İdris Başkanım 20 kilo fındıkla ağlığa bir destek olmuştu. Aslında 30 kilo dedi ki, 10 kilosunu Ahmet Güngör'e vereceğim dedi. Bu da işin esprisi tabii ki. Çok güzel bir espri oldu. Bayağı bir güzel oldu. Tabii çok güzel oldu. İnanın buraya gelirken bir tane ATM'ye denk gelemedim. Para çekemedim. Gerçekten bu bir ciddi gerçek çok yani. Şimdi köyden geldim. Sadece program için geldim. Fındık ayı. Bizde her şey fındığa endekslidir. Fındıktan önce, fındıktan sonra. Şimdi fındığı toplarız, veririz. Yapacak bir şey yok. Ama çok güzel bir espri oldu. Çok teşekkür ediyorum.